Fox TV'nin sevilen yeni dizisi Hudutsuz Sevda oyuncularının bölüm başı kazançlarını sizler için derledik. Bu bilgiler oyuncuların popülerliği, dizide oynadıkları roller, sosyal medyadaki bilgiler ve tahmini verilerden yola çıkarak hazırlanmıştır. Dizimizde en sevdiğiniz oyuncuyu yorumlayın. Bakalım dizimizin en sevilen oyuncusu kimmiş? Naz Çağla Irmak, yani Eda Nur. Naz Çağla Irmak, 19 Ekim 1997 Ankara doğumludur. Hülya Gülşen'in kızı olan güzel oyuncu, eğitimlerinin ardından ilk oyunculuk deneyimini annesinin de rol aldığı Bizim Evin Halleri dizisiyle yaşamıştır. Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Kader karakteriyle tanınan Naz Çağla Irmak, daha önce Sıfırıncı Gün, Hakim, Tövbeler Olsun gibi yapımlarda rol almıştır. Dizimizin Eda Nur'u, yani Naz Çağla Irmak bölüm başı 70.000 TL kazanıyor. Enes Külahçı, yani Temel. Yakışıklı oyuncu Enes Külahçı, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Daha önce Bana Sor, Kin, Arıza gibi yapımlarda rol almıştır. Dizimizin Temeli, yani Enes Külahçı, bölüm başı 85.000 TL kazanıyor. Tevfik Erman Kutlu, yani Şota. Tevfik Erman Kutlu, 1 Ekim 1979 İstanbul doğumludur. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun olan oyuncu 34 yaşın içindedir. Sert mizacı ile öne çıkan oyuncu, daha önce Eşkıya Dünyayı Kündar Olmaz, Savaşçı, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda rol almıştır. Dizimizin Şotası, yani Tevfik Erman Kutlu, bölüm başı 65.000 TL kazanıyor. Nezir Çınarlı, yani Yavuz. Başarılı oyuncu Nezir Çınarlı, 1992 doğumludur. 9 Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. 184 cm boyunda ve 76 kilodur. Dizimizin Yavuz'u, yani Nezir Çınarlı, bölüm başı 55.000 TL kazanıyor. Metin Büktel, yani Dursun. Metin Büktel, 1968 yılında İzmir'de doğmuştur. 2023 yılı itibariyle 55 yaşın içinde olan oyuncu, 9 Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Daha önce Umutsuz Ev Kadınları, Veda, Güllerin Savaşı gibi yapımlarda rol almıştır. Dizimizin Dursun'u, yani Metin Büktel, bölüm başı 85.000 TL kazanıyor. Mazhar Alican Uğur, yani Osman. Mazhar Alican Uğur, 1990 doğumludur. 2023 yılı itibariyle 33 yaşın içinde olan karizmatik oyuncu, 190 cm boyunda ve 92 kilodur. Eşkıya Dünyayı Kündar Olmaz dizisinde Abbas karakteriyle akıllara kazınmıştır. Daha önce Aşk Yeniden, Yusuf Yusuf, Çılgın Dershane gibi yapımlarda rol almıştır. Dizimizin Osman'ı, yani Mazhar Alican Uğur, bölüm başı 60.000 TL kazanıyor. Haydar Şişman, yani Derviş Dayı. Ödüllü oyuncu Haydar Şişman, 4 Eylül 1966 Trabzon doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini Kanandar Soğuğu filmi ile yaşamıştır. Eşkıya Dünyayı Kündar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hurşit Dere karakteriyle tanınmaktadır. Dizimizin Derviş Dayısı, yani Haydar Şişman, bölüm başı 80.000 TL kazanıyor. Asuman Dabak, yani Nedime. Asuman Dabak, 1 Şubat 1970 Manisa doğumludur. 2023 yılı itibariyle 53 yaşın içinde olan Asuman Dabak, oyunculuk kariyerine Bahçeli Evler Belediye Tiyatrosu'nda rol alarak başladı. Tatlı Hayat dizisinde canlandırdığı Menekşe karakteriyle tanınan oyuncu, daha önce Leyla ile Mecnun, Ege'nin Hamsisi, Pis Yedili gibi yapımlarda rol almıştır. Dizimizin Nedimesi, yani Asuman Dabak, bölüm başı 80.000 TL kazanıyor.
Mehmet Korhan Fırat. Yani Üsteğmen Oğuz. Mehmet Korhan Fırat 26 Ağustos 1988 Erzincan doğumludur. 2023 yılı itibariyle 35 yaşın içinde olan oyuncu 182 cm boyunda ve 74 kilodur. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olmuştur. Kariyerindeki çıkışı Şefkat Tepesi dizisiyle yaşamıştır. Payitaht Abdülhamit dizisinde Tatavlalı karakterine hayat veren Mehmet Korhan Fırat daha önce Aşk Mantık İntikam, Mavera, Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol almıştır. Dizimizin Üsteğmen Oğuz'u yani Mehmet Korhan Fırat bölüm başı 90.000 TL kazanıyor. Esra Dermancıoğlu yani Asiye. Esra Dermancıoğlu 7 Aralık 1968 İstanbul doğumludur. 2023 yılı itibariyle 54 yaşın içinde olan oyuncu Şahika Teken Stüdyo'da oyunculuk dersleri almıştır. Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes karakteriyle tanınmıştır. Daha önce Avrupa Yakası, Kaderimin Oyunu, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol almıştır. Dizimizin Asiye'si yani Esra Dermancıoğlu bölüm başı 100.000 TL kazanıyor. Burak Sevinç yani Fikret Leto. Burak Sevinç 27 Ekim 1985 Zonguldak doğumludur. 2023 yılı itibariyle 38 yaşın içinde olan oyuncu Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuştur. Aslen sanatçı olan yakışıklı isim ilk oyunculuk deneyimini 2011 yılında bir yönetmenin ricası üzerine Babam İçin dizisiyle yaşamıştır. Sonrasında oyunculuk kariyeri üzerine planlar kuran 188 cm boyundaki oyuncu Söz, Kırmızı Oda, Evli ve Öfkeli, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda rol almıştır. Dizimizin Fikret Leto'su yani Burak Sevinç bölüm başı 110.000 TL kazanıyor. Burak Sergen yani Rizvan Leto. Burak Sergen 9 Şubat 1961 yılında Ankara'da doğmuştur. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tayin oldu. Tiyatro kariyerine kendi tiyatrosunda devam etmektedir. Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı ve müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Sanatçı kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol almıştır. Dizimizin Rizvan Leto'su yani Burak Sergen bölüm başı 130.000 TL kazanıyor. Miray Daner yani Zeynep Leto. Miray Daner 15 Ocak 1999 İstanbul doğumludur. 2023 yılı itibariyle 24 yaşın içinde olan güzel oyuncu 166 cm boyundadır. Henüz 7 yaşında başlayan Papatyam dizisinde rol almıştır. Oyunculuk kariyerine devam eden Miray Daner son olarak Hayat dizisinde Hicran karakterine hayat vermişti. Güzel oyuncu daha önce Met Cezir, Kara Tahta, Vatanım Sensin, Hakan Muhafız gibi yapımlarda rol almıştır. Dizimizin Zeynep Leto'su yani Miray Daner bölüm başı 150.000 TL kazanıyor. Denizcan Aktaş yani Halil İbrahim. Denizcan Aktaş 28 Temmuz 1993 İstanbul doğumludur. 2023 yılı itibariyle 30 yaşın içinde olan yakışıklı oyuncu 183 cm boyunda ve 78 kilodur. Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı olarak tanınan Denizcan Aktaş daha önce Aşk Ağlatır, Avlu, Neredesin Bilader, Kasaba Doktoru gibi yapımlarda rol almıştır. Dizimizin Halil İbrahim'i yani Denizcan Aktaş bölüm başı 150.000 TL kazanıyor. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.